Selam ben Kaban Çökten. IFBB Kaliforniya Eyalet Şampiyonası dün salgın sebebiyle Las Vegas'ta şimdiye kadar bir vücut geliştirme yarışmasında gördüğüm en kötü ışıklandırma sistemi eşliğinde düzenlendi. Gelin her zaman olduğu gibi hızlıca ilk 6'ya giren atletleri tek tek inceleyelim. 6 numarada Muhammed Şaban var. Yine bir Orta Doğulu vücutçu ve yine devasa quadricepsler. Özellikle gözyaşı damlası da denilen vastus medialis kasının büyüklüğü karşısında ağzım açık kaldı. Muhammed Şaban geçen sene birçok tanınan ismi geride bırakarak Portekiz Pro'yu kazanmış. Kafları dışında hiçbir göze batan zayıf noktası olmayan iyi bir vücutçu ve iyi bir kondisyon yakaladığı takdirde her girdiği yarışmada ilk 6'ya girebilecek kalitede. 5 numarada yarışmanın en iri ismi olan Eddie Bracamontes var. Kendisini çok detaylı bir şekilde incelemediğin zaman son derece etkileyici bir vücutçu. Hacimli, geniş, kondisyonlu. Ancak eleştirel bir gözle baktığında ön bacaklarının üst vücuda nazaran oldukça dar olduğunu ve fiziğinin bir ahenk içinde akmadığını görüyorsun. Yani sanki vücudunun her bölgesi ayrı ayrı geliştirilip birbirine monte edilmiş gibi duruyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? 4 numaradaki Patrick Moore geçen hafta New York Pro'da 6. olduktan sonra sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda California Pro'dan sonra çok uzun bir off-season'a gireceğini ilan etti. Kendisi de eğer hacmini arttırmazsa büyük yarışmaları kazanamayacağının ve yarışma kazanamazsa astronomik bir ücretle transfer olduğunu itiraf ettiği İtalyan Supplement devi Yamamoto Nutrition'ın onu bırakabileceğinin farkında. Şanslı ki bir önceki yarışmacının aksine oldukça estetik ve eşit gelişmiş bölgelerden oluşan dengeli bir fiziğe sahip. Eğer müsabaka ağırlığını 10 kilogram arttırıp bunu doğru yerlere dağıtabilirse Patrick Moore için limit gökyüzü. 3 numaradaki Anguen open kategorideki en klasik fiziğe sahip vücutçuların başında geliyor. Arkadan verdiği pozlarda sırtının kalınlığı ve kalça arka bacak bölgesinin gelişimi ise oldukça etkileyici. Anguen bence bugün podyumdaki baştan aşağı en komple olan vücutçuydu. Göğüs kaslarına biraz daha kalınlık, quadricepslerine biraz daha ayrım eklemeyi başardığı takdirde çok daha tehlikeli bir yarışmacıya dönüşebilir. İkinci sırada geçen hafta New York Pro'da 5. olduktan sonra 3 basamak birden tırmanan Max Charles var. Kendisinin sadece üst vücuduna bakarsanız etkilenmemeniz imkansız. Kolları ve omuzları sektörün en iyilerinden. Göğüslerindeki derin çizgiler çok az vücutçuda bulunur cinsten sırtı geniş, karın kasları düzgün. Ancak bir bütün olarak bakınca alt vücut çok geride. Eğer antrenörü Milo Šarčev sosyal medyada sürekli haksızlık yapılıyor diye ağlamak yerine müşterisinin fiziksel eksikliklerini kapatmaya odaklanırsa Max Charles Olimpiyada ilk ona girecek hale gelebilir. Evet geldik şampiyona. Birinci sırada Kanadalı Antoine Vaillant var. Kendisi Max Charles'ın aksine IFBB Pro League'deki en iyi alt vücutlardan birine sahip ancak üst vücudu bacaklarına nazaran biraz zayıf kalıyor. Özellikle sırtının hem genişlik hem kalınlık olarak ciddi bir çalışmaya ihtiyacı var. Yine de bütün olarak bakıldığında kendisinin oldukça iyi gözüktüğünü ve bunun hak edilmiş bir zafer olduğunu düşünüyorum. Ayrıca New York Pro'nun aksine sektörden çok fazla karşıt görüş yükselmeyeceğine inanıyorum. Hele ki uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle birkaç sene önce Antoine Vaillant'ın neredeyse daha önce hiç ağırlık kaldırmamış gibi bir görüntüye sahip olduğunu düşününce bu tam anlamıyla bir küllerinden yeniden doğma hikayesine dönüşüyor. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.